Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Harun. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tfx nasıl yapılır? Bir tane hazır, bir tane vereceğim. Bir tane de nasıl kendiniz yapabiliyorsunuz onu göstereceğim. Şimdi hazır dosyanızı açacaksınız ya. Font sizde olmayabilir arkadaşlar. Font hatası verebilir. Önemli değil. Bende de yok. Hazır da böyle arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ismimi nasıl değiştiriyorum? Şöyle izleteyim size. Şöyle. İsminizi değiştirmek için arkadaşlar bu text yazısına sol tıkla tıklayın. İstediğinizi yazın. İsterseniz buradan fontu da değişin. Gördüğünüz gibi fontu da değiştik. Ve hazır bir 3D tekstimiz oluyor. Bunun ayarlarını nasıl yapıyorsunuz renk falan? Tek bir renk mi istiyorsunuz? Ama buradan ayarlayabilirsiniz. Arkadaki şeyi kapatabilirsiniz dediğim gibi. Bakın. Gördünüz mü? İsterseniz parlaklığını arttırın. Veya Second Setup'a girin arkadaşlar. Materyalini değiştirin. Örnek şu ortası beyaz olsun. Önü kırmızı olsun diyorum. Şöyle. Önün bir arkası kırmızı oldu. Şimdi okey diyorum. Ona göre değişecek. Şöyle dur şunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi. Full'deyken bakalım bir de. Bu arada arkadaşlar görüntü bu şekilde oldu. Güzel oluyor. Bu hazır dediğim gibi. Render alırken de hepsini seçin. Buradan Composite and Render Queue. Buraya önemli dinleyin. Losers'tan QuickTime RGB Alpha seçiyorsunuz. Bu da Apple Roses olacak. Şimdi kendiniz nasıl tekst eklersiniz onu göstereyim. Sağ tık bir tane solid için arkadaşlar siyah. Hemen sonra bir tane de yazı yazın. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra solid'e şu yazıyı kapatın gözüyle. Solid'e gelin. Buradan element'i alın. Element aldıktan sonra atın solid'e. Sonra buradan Custom Layers Text and buradan yazıyı seçin ilkine veya diğerine fark etmez. Buradan yazıya tıkladığınızda yazınız gelecek. Buradan da isterseniz şunlardan atarsınız. Basic 2K şunu seç abicim. Niye seçmiyor? Heh, gördüğünüz gibi seçiyor. Bir tane seçtik. Buradan da tabii bir sürü şey var. Ayar var. İsteğinize bağlı. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Kalınlık ayarını gösterecektim. Kalınlık da burada. Bakın inceltiyorum. Kalınlaştırıyorum. Okey diyorum. Yazım geliyor yine aynı şekilde. Bunu geçen de söylemiştim zaten. Bir önceki dünya videosunda şöyle büyütüp Rotation'da zaten 3 boyutlu olduğunu görebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Başka ne çekmemi isterseniz yazın açıklamaya. Hoşçakalın. İndirmen linki Discord'da bu arada.